Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir makyaj videosu ile karşınızdayım. Bugün size bir mezuniyet makyajı çekeceğim. Biliyorsunuz ki daha önce bir mezuniyet makyajı çektim, onun linkini üst kısma koyacağım. Bunlar hiçbir şekilde aynı olmayacak, aralarında çok büyük dağlar kadar farklar olacak. Bu videodan benim okuldaki mezuniyetimde, yakın zamanda artık okuldan kurtuluyorum, mezun oluyorum çok şükür. Çok mutluyum, sevinçten artık dört köşeyim yani. Kendi okul mezuniyetimde nasıl bir makyaj yapacaksam bu videoda sizlere onu yapacağım. Ama makyajıma geçmeden önce size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle, okulda bana ilgisini olduğunu düşündüğüm birisi var. Yani sürekli olarak böyle bir gözüme bir şeyler yakalıyorum ediyorum. Beni de biliyorsunuz yani Snapchat ve Instagram üzerinden takip edenler net bir şekilde biliyorlar. Falcı hastasıyım artık, bende hastalık oldu. Sürekli olarak falcılara gidiyorum. Artık yani çoluğumun çocuğumun makyaj malzemelerinin parasını falcılara yatırdım yani. Bundan sonra don't, gitmeyeceğim. Bir yarım saat önce beni Gamze aradı. Beni sürekli takip edenler zaten biliyordur. Gamze benim en yakın arkadaşım. Bir uygulama keşfetmiş. Bongo diye bir uygulama. Bu bir maymunum sanırım. Hakkınızda her şeyi biliyorum diyen bir uygulama. Ve hani Gamze dedi ki orada işte bana çok çok şeyler söyledi. Çok şaşırtıcıydı falan filan. Gamze'cim dedim yani uygulama hani bu kadar abartılacak bir durum yok. İşte sen de kesin denemelisin etmelisin dedi. Ben de dedim ki hadi pek inanmıyorum ama hani tamam dedim deneyeyim. Zaten bir mezuniyet makyajı çekeceğim. Bunu dedim videoda deneyeyim. Sizle birlikte şu an dakikası dakikasını denemek istiyorum. Hani belki de beni de şok uğratır. Bilemiyorum. Deneyip göreceğiz. Bakalım bu maymun gerçekten hakkımda her şeyi biliyor mu? Zaten aslında ben bir nevi bileceğini düşünüyorum. Hani benim YouTube kanalım var. İster istemez uygulamalar falan takip ediyordur. Belki de hani özel hayatımla ilgili bir şeyler söylerse şaşıracağım. Telefonumu aldım, başlıyorum. Bu bir SMS uygulaması zaten. 53-20 ise isminizi, şehrinizi yazıyorsunuz ve de merak ettiğiniz şeyi yazıp mesaj atıyorsunuz. Ben de şu anda mesaj atacağım. 53-23'e. Benden kimin hoşlandığını yani hani okulda bana ilgisini olduğu düşündüğüm kişi acaba benden hoşlanıyor mu falan. O amaçla bir mesaj atmak istiyorum. Hemen şimdi yazıyorum. Benden kim hoşlanıyor? Arda Bektaş, İzmir. Şimdi mesaj gelmesini beklerken hemen makyajıma geçiyorum. Öncelikle NYX'in primer bazını kullanacağım. Şimdi hemen fondötene geçiyorum. Fondöten olarak Krylon'un TV Pinstick fondöteni kullanacağım. Bir de şundan tam emin değilim. Krylon ismi çok farklı okunuyor. Krylon diye okuyanlar var, Krolline diye okuyanlar var. Ben Krolan diye biliyorum. Umarım doğru okuyordurum. Arkadaşlar bu arada mesaj geldi. Hemen mesaja bakıyorum. Merakla bekliyorum. Şimdi size okuyorum. Zaten mesajın ekran resimlerini şu yukarı kısma koyacağım. Oradan da görebilirsiniz. Bongarda'yı adım adım izleyen, gittiği her yerde karşısına çıkan birisi olduğunu biliyor. Hala fark etmedin mi kanka? Nereye gittiysen onu görüyorsun. Gülücük koymuş. Uzun boylu ve oldukça dikkat çeken birisi tarafından göz hapsindesin. Tahmin ettin mi kim? Ettim. Evet. O zaman kim diye yazmak istiyorum ben. Yazdım ve bekliyoruz. Bong hızlı bir şekilde hemen mesajıma cevap verdi. Onu da okuyorum size. Bong Ard'ın en sevdiği şeyin kitap okumak olduğunu biliyor. Okumadı kitap bırakmadım baby. Baş harfi D olan talibin de kültürlü oluşuna bayılıyor. Seninle okuduğun kitaplar hakkında muhabbet etmek için sabırsızlanıyor. Detaylar gelsin mi? Ay bunlar çok sinsi, çok yılan hemen ardı arkası kesilmeyen sorular geliyor. Yani beni cezbettiler. Detaylar gelsin. O zaman hemen gelsin yazalım. Ay hemen bekliyorum ya. Makyaja geçmeyeceğim. Şu anda tıkandım. Ve üçüncü mesaj da geldi. Hemen size okuyorum. Bongo, Arda'nın da her şeyin farkında olduğunu biliyor. Bence sen de ona karşı boş değilsin kanka. Yani boş olduğunu söylenemez. Çok kısa zaman sonra tekrardan karşılaşacaksınız ve hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Evleniyorum. Artık 18'de olduğuma göre evlenebilirim. Sonuna kadar hak ediyorsun. Tadını çıkar. Teşekkür ederim Bombo yalnız. Teşekkür ederim Bongo. Yani beni cezbetti, beni kandırdı. İlerleyen zamanlarda tekrar Bongo'ya soru sorabilirim.
Yani Gamze'cim, canım arkadaşım, beni böyle bir şeye sürüklediğin için o zaman sana teşekkür ediyorum. Aklımdaki soru işaretlerine cevap bulmuş oldum. O zaman şimdi sizi daha fazla tutmadan artık makyajımın detaylarını, makyajımı yavaş yavaş bitirmeye geçelim. Zaten bu videoda size birkaç şey anlatacağım. Başıma gelen birkaç olaydan bahsedeceğim. Bu videoyu çekmeden önce Twitter'da, Instagram'da ve Snapchat hesabımda da böyle bir video çekmeli miyim diye sizlere sordum. Gelen cevaplar karşılığı böyle bir videoyu çekiyorum. O zaman şimdi hemen makyajıma kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi concealer'a geçiyorum. Concealer olarak NYX'in Gacha Cover Concealer'ını kullanacağım. Bu medium olanmış. Bunun da kapatıcılığının çok yüksek olduğunu biliyorum. O yüzden çok az süreceğim. Şimdi arkadaşlar, transparan pudraya geçiyorum. Transparan pudra olarak her videomda kullandığım Catiz Cosmetics'in Prime and Fine serisini alan transparan pudrayı kullanacağım. Söz veriyorum, değiştireceğim. En kısa zamanda yenisini alacağım. Yani ben bunu çok seviyorum ama. Gerçekten mezuniyet olacağı için çok mutluyum. Artık okul bitiyor, kurtuluyorum ya. Bu kadar olmaz, bu kadar mutlu olamam. Yani okul hayatım boyunca devamsızlıklarımı her zaman son güne kadar kullandım. Mesela zamanda 45 gündü toplamda. Benim devamsızlığım 44,5 gündü. Canım 1,5 ay okula gitmemişsin sen yani. Şu anda da mesela devamsızlık hakkımız 30 gün. 20 gün raporlu, 10 günde raporsuz. Benim 19'a 9. Yani çok seviyorum. Okulsuz yapamıyorum biliyorsunuz. Okul aşığı bir insanım. O yüzden bitmesini dört gözle bekliyorum. Bitsin, kurtulayım artık. Yeter. Çok okudum abla. Yeter. Kız... Kaç? 5 yaşından beri ben okula gidiyorum. Anaokulunu 2 yıl okudum. Bir 5 yaşında okudum, bir 6 yaşında okudum yani. Şurada 14 yıldır okuyormuşum. Ha, doğru hesapladım umarım. Matematiğim sıfır. Yani 14 yıldır okuyormuşum. Bitsin. Bitsin artık bu hasret. Buluşalım gayrı. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarıma geçmeden önce size kısa bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz zamanlarda Cansu ile birlikte ortak bir video çektik. Bu benim projesi adı altında iki tane çok muhteşem videolar çektik. Ve bunu çekmek için de Cansu benim için İzmir'e geldi. İzmir'de 4 gün kaldık. 4 gün boyunca gezdik, tozduk, eğlendik, videolarımızı çektik. Çok muhteşem bir 4 gün geçirdik. Ve artık hani vedalaşma vakti geldi. Cansu İstanbul'a dönecek. İstanbul'da yaşıyor. Son gün 2 saat kala falan sanırım Cansu'nun uçağına. Çıktık yola, gidiyoruz. Bir tane alışveriş merkezi var yol üzerinde, ona girdik. Cansu check-in'i falan yaptı, her türlü yetişeceğiz. Aramızda zaten havaalanıyla bir 10-15 dakika falan var. Biz gayet rahat tüm mağazaları gezdik, uyuşuk uyuşuk dolanıyoruz, kahvemizi içiyoruz, işte sohbet ediyoruz falan. 5 dakika kala da gidelim hani, orada vakit geçiririz. Gittik, Cansu, ben, Gamze, işte Cansu ile bayağı vedalaştık, gezdik. Herkes salyosunluk ağlıyor. Cansu'yu bıraktık. Gamze ile yola çıktık, dönüyoruz. Bir telefon. Kim arıyor? Cansu yeğim. Açtım telefonu. Öyle dedim, bebeğim, efendim. Uçak kapatılmış. Uçağı alamıyorum. Yani nasıl dedim böyle bir şey oluyor? Ben yalan söylediğini falan sanıyorum. Yani Cansu bizi kandırıyor falan, espri yapıyor işte, çok üzüldük ettik diye. Arada da gerçekten uçak kapatılmış. Alınmıyorum uçağa. Ben hala gülüyorum Cansu'ya, dalga geçiyorum. Cansu, sen saçmalıyorsun şu anda yani, hani yok öyle bir dünya, bizi kandırıyorsun şu anda, hani tamam eğlendik ettik, yeter. Devam etmem. Uçak yarım saat erken kapatılıyormuş ve Cansu 1 dakikayla uçağı kaçırdı. Biz geri döndük Gamze'yle, aldık Cansu'yu, oturduk. Kara kara düşünüyoruz yani, Cansu'nun ertesi gün bir iş görüşmesi vardı. Ve hani kesinlikle o gün gitmesi lazım İstanbul'a. Uçak biletleri bir 2 saat sonrası için var ve fiyatları efsane yüksek yani. Hani hiçbir şekilde onu vermesinin bir anlamı yok. Çok gereksiz, aşırı pahalı. Biz de hani düşünüyoruz, acaba diyoruz arabamı kiralasa gitse etse, hiçbir çözüm bulamadık. Gayet Cansu'yla birlikte 1 saat falan havaalanında durduk. En sonunda Gamze akıl etti yani, 1 saat sonrasında akıl edebildi. Arabayı atladık, otogara gittik. Cansu'yu otobüse bindirdik. Kıyamam yani, o da sürüne sürüne otobüslerde o kadar eşyayla, ışıklarla, kamerayla, mamerayla, bir sürü makyaj malzemesini sürüne sürüne İstanbul'da gitti. Bu yüzden Cansu'cum, tekrar özür diliyorum seni oyaladığım için. Seni seviyorum. Şimdi hemen makyajıma devam ediyorum. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Kaşlarım için ben Benefit'in Kaburo kaşlarını kullanıyorum. 4 numarayı kullanacağım.
Arkadaşlar şimdi kaşlarımı bitirdim. Highlighter'a geçeceğim. Ama bunun öncesinde size bir şeyler söylemek istiyorum. Şöyle, biliyorsunuz ki geçtiğimiz zamanlarda 20 Mayıs'ta benim doğum günüm vardı. Ve canım arkadaşım, meleğim, bir tanem. Çok sevdiğim ama bazen hiç sevmedim arkadaşım. Gamze bana muhteşem bir pasta yaptırmış. Muhteşem bir sürpriz yapmış. O pastanın fotoğrafını koyabilirsem şuraya koymayı çok istiyorum. Çok tatlı. Siz de görün istiyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. İnanıyorum ki yakın zamanda ben 100 bin aboneye ulaşacağımı biliyorum. Ve şey diye düşünüyorum. Acaba iki takipçimle birlikte iki farklı video mu çeksem 100 bin aboneye özel? Böyle bir fikrim var. Siz de bunu onaylıyorsanız lütfen aşağı yorum kısmına yazar mısınız? Hemen şimdi highlighter'a geçiyorum. Highlighter olarak Revlon'un City Highlighter'ını kullanacağım. Şöyle, bunu C şeklinde sürüyorsunuz arkadaşlar. Şu kaş üstünüzden elmacık kemiklerinize doğru C şeklinde sürüyorsunuz. Direkt C. Ve ben bunu elimle yedireceğim. Arkadaşlar şimdi bronzer'a geçiyorum. Bronzer olarak NYX'in Ombre Blush bronzer'ını kullanacağım. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar şimdi maskaraya geçiyorum. Maskara olarak Revlon'un bu maskarasını kullanacağım. Arkadaşlar maskaramı da sürdüm. Bu arada kamera arkasında çok hafif burnuma highlight'ımı da sürdüm. Onu unutmuşum. Kaçırmadım hemen. Şimdi dudaklarıma geçiyorum. Dudaklarım için NYX'in 12 numaralı lipstiğini kullanacağım. Şöyle bu çok soft pembemsi bir renk arkadaşlar. Bunu günlük hayatınızda çok doğal bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben zaten günlük hayatımda ruj ve göz farı kullanmıyorum. Bu tarz şeyler kullanıyorum. Yüzümde gördüğünüz bu tüm makyajı da zaten günlük hayatımda dışarı çıkarken yapıyorum. Ve mezuniyette de yani makyajsız gidilmez hayatımda bir kez oluyor. O okuldan bir kez kurtuluyorum, yaşatılsın. Arkadaşlar benim kendi okuluma giderken yapacağım mezuniyet makyajım bitti. Umarım gerçekten size bir yararı olmuştur. Videoyu izlerken keyif almıştırsınız. Şimdi videonun sonuna geliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Hani bana gelen çok tatlı mesajlarınızı falan okurken çok mutlu oluyorum. Yani ya size hiçbir şey diyemiyorum. Bunun tarifi yok. Gerçekten ama gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.